Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir hafta sonra selamlar. Geçen hafta derse katılan arkadaşlar hatırlayacaklardır. Nokta analitiğini işlemiştik. Bugün de doğru analitiğiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Sanırım bir dakikamız var. O da toplanma süresi olsun. Şimdi arkadaşlar ders esnasında tahtayı doldurdukça ekran resmi almak isteyenler için 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde bir geri sayım yapacağım. O sırada isterseniz ekran resmi alırsınız. Zaten bir aksilik olmazsa yarın itibaren videolar şeklinde YouTube'a yüklenecek arkadaşlar. Evet, ne diyecektik? Bir aksaklık var bu işte. Doğru analitiği. Noktanın doğruya uzaklığı nasıl bulunuyordu diye soran arkadaş olmuş. Konunun biraz ilerleyen kısmında arkadaşlar. Ortadan içeriden parça parça devam edeceğiz. Muhtemelen bir sonraki dersimizde onu işleyebileceğiz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar düzlemde birinci dereceden iki bilinmeyen tüm eşitlikler doğru belirtir. Birinci derece yani öyle x kare y kare falan olmayacak. İki bilinmeyen tüm eşitlikler doğru belirtir. Doğru denklemi bizim karşımızda genellikle iki şekilde çıkar. Bunlardan birisi ax artı b'ye artı c eşittir 0. Veya ikinci formatta y eşittir mx artı n şeklindedir. Ağırlıklı olarak geometri dersi içerisinde ax artı b'ye artı c'yi kullanırız arkadaşlar. Şu mx artı n daha çok hani matematik kısmında falan karşısına gelir fonksiyon bölümünde. Bu arkadaşlar doğru denklemin gösteriminde önemli bir hadise vardır. O da katsayılardır. Katsayıların yeri mühimdir. Birinci katsayı a, ikinci katsayı b, üçüncü c değil arkadaşlar. Sırasına göre değil, kimin yanında olduğuna göre önemli. Mesela x'in katsayısı daima a, y'nin katsayısı daima b, sabit eleman daima c'dir. Kimin yanında olduğu önemlidir, hangi sırada yazdığı değil. Mesela size işte 2x eksi 3c artı 1 eşittir 0 doğrusu dediği zaman burada a sayımız 2, b sayımız eksi 3, c sayımız 1. Tabii katsayı da işarete dahildir. Ama bazen adam soruda önce y'yi yazar. 5y eksi 3x eksi 6 eşittir 0. Burada yanılgıya düşüp hemen a yerine 5 demeyeceğiz arkadaşlar. X'in katsayısı daima a'dır. Burada a 3, pardon eksi 3. Burada a eksi 3, b sayımız 5, c sayımız eksi 6'dır. Eğer katsayılardan yani daha doğrusu bilinmeyenlerden olmayan varsa onun katsayısı 0 demektir arkadaşlar. Misal 2x eksi 9 eşittir 0. Burada a 2, y yok ya b 0, c eksi 9'dur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Tamam mı? Olmayan varsa katsayısı 0 demektir. İkinci gösterimde de y mutlaka yalnız kalmış olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Tamam mı? Katsayı olmayacak. Yani katsayısı 1 olacak. X'in katsayısı m, sabit olan n'dir arkadaşlar. Y eşittir 3x artı 4 dedi mesela. Burada arkadaşlar m 3, n 4'tür. Ama adam bize şöyle dese y eşittir 2 eksi 5x. Önce sabiti yazmış, yanılmayacağım. Burada yine m eksi 5, n 2'dir. Eğer bir kesir durumu varsa arkadaşlar, kesir durumu varsa y eşittir 3x eksi 1 bölü 2 mesela. Payda iki katsayıya da geçiyor. Yani burada m 3 bölü 2, n eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Yine bu gösterimde de eğer olmayan varsa katsayısı 0 demektir. Yani mesela y eşittir 5x dedi örneğin arkadaşlar. Burada m 5, n 0'dır. Ya da özel bir doğru tipidir. Y eşittir 3 dedi örneğin. Burada x yok ya, m 0, n 3 şeklindedir. Bir daha üzerinden geçiyorum. Bir doğrunun denklemi iki türlü gösterilebilir arkadaşlar. Ax artı by artı c eşittir 0 ya da y eşittir mx artı n şeklinde. Bu gösterimlerde katsayıların yeri önemlidir arkadaşlar. Birinci gösterim için yani şurada x'in katsayısı daima a, y'nin katsayısı b, sabit olan c. Birinci, ikinci, üçüncü yazılmasının bir önemi yok. Kimin yanında olduğuna göre. Şu gösterimde de arkadaşlar y yalnız kalmış olacak.
x'in katsayısı m, sabit olan eleman daima n olmak zorundadır arkadaşlar. Tahtayı doldurduğumda ekran görüntüsü için zaman vereceğim. Şimdi arkadaşlar burada ilk yan başlığımız şu olabilir. Doğru grafiğinin çizimi arkadaşlar. Bir doğrunun grafiği nasıl çizilir? Dediğim gibi biz genellikle arkadaşlar ax artı b'ye artı c eşittir sıfırla muhatap oluruz. Mesela bu ax artı b'ye artı c eşittir sıfır için bunu çizerken doğrunun denkleminde x'e sıfır verdiğin zaman y'yi kestiği yeri bulursun. Aynı denklemde y'ye sıfır verdiğin zaman x'i kestiği yeri bulursun. Evet, sen bir doğrunun x eksenini ve y eksenini kestiği yerleri bulursan artık o doğrunun grafiğini çizebilirsin demektir. Hemen basit bir örnek. 3x eksi 4y eksi 24 eşittir 0. Doğrusunun eksenlerle oluşturduğu bölge alanı. Bunun için önce bir doğruyu çizebilmemiz lazım arkadaşlar. Eksenlerle oluşturduğu bölge ne ki? Nasıl bir şey ki? Buna bakalım. X'e 0 verdiğin zaman eksi 4y eksi 24 eşittir 0'dan y eksi 6 gelir. Y eksenini eksi 6'a kesiyor. Y'ye 0 verdiğin zaman 3x eksi 24 eşittir 0'dan x 8 gelir. Yani x eksenini de 8'de kesiyor demektir. O zaman dik koordinat sistemi açtığımız zaman y'ye eksi 6'da x'i 8'de kesiyor. Y'ye eksi 6'da x'i 8'de. Aradığım doğru şöyle bir doğrudur. Burayı eksi 6'da burayı 8'de kesiyor. Eksenlerle oluşturduğu bölge de şurasıdır arkadaşlar. Burası nihayetinde bir dik üçgendir. Bu dik üçgenin alanı, taralı alan diyelim, 8 çarpı 6 bölü 2'den 24 olacaktır arkadaşlar. Aradığımız alan bu şekilde elde edilir. Ekran resmi almak isteyenler için arkadaşlar, 4, 3, 2, 1, 0, geçmiş olsun. Yeni bir sayfa açıyorum arkadaşlar. Diğer bir yan başlığımız arkadaşlar. Noktanın doğru üzerinde olması veya bununla aynı anlama gelen arkadaşlar doğrunun noktadan geçmesi. Noktanın doğru üzerinde olmasıyla doğrunun noktadan geçiyor olması aynı şeydir arkadaşlar. Hemen iki tane eleman tanımlayalım. Mesela bir ax0, y0 noktası ve bir tane de d doğrusu. Ax artı b'ye artı c eşittir 0 için. Sana derse ki a noktası d doğrusunun üzerinde ya da d doğrusu a noktasından geçiyor. İkisi de aynı anlamı gelir arkadaşlar. Nokta doğrunun üzerindeyse ya da doğru noktadan geçiyorsa arkadaşlar bu noktanın koordinatları yerine yazdığın zaman doğru denklemini sağlar. Yani arkadaşlar yerine yazdığın zaman a x0 b y0 artı c eşittir 0 olmalı. Eğer bu nokta bu doğrunun üzerindeyse ya da doğru noktadan geçiyor demişse. Hemen örnek. Önce basit bir örnek. Örneğin A M artı 1 virgül 2 M eksi 1 noktası 3x eksi 2y artı 5 eşittir 0 üzerinde ise vesaire vesaire artık. Sorunda M'i sorabilir, A noktasını sorabilir falan filan. Biz burada M'i bulacağız. Esas derdimiz bu. Bakın diyor ki A noktası şu nokta D doğrusunun üzerinde. O zaman bu noktanın koordinatları yazdığımız zaman doğrunun denklemini sağlaması lazım arkadaşlar. X yerine M artı 1, Y yerine 2 M eksi 1'i yazdığın zaman sağlayacak. 3 çarpı M artı 1 daima parantez kullanın işlem hatası yapmanızı engeller.
2 çarpı 2 m eksi 1 artı 5 eşittir 0 olmalı. Dağıtıyorum. 3m artı 3 eksi 4m artı 2 artı 5 eşittir 0. 3m eksi 4m'den arkadaşlar eksi m arttı. 3, 2 daha 5, 5 daha 10. Buradan m değerimiz arkadaşlar 10'dur. Ha ola ki soru bize A noktasını ya da A ile ilgili bir şey soruyorsa bu bulduğunuz m değerini A noktasında geri yerine yazacaksınız arkadaşlar. 10 yazıyorsun A'da yerine 11. 10 yazıyorsun 2m eksi 1'de 19. A noktasında bu nokta olur diyebiliriz arkadaşlar. Hemen başka bir örnek. Kalem düştü. Ay. Hemen başka bir örnek. Şöyle desin mesela. 2x-5y artı 6 eşittir 0. Doğrusu P 2K virgül K artı 1'den geçtiğine göre daha nedir? Aynı şey arkadaşlar. Başlığa dönecek olursanız başlıkta ne demiştim? Noktanın doğru üzerinde bulunmasıyla doğrunun noktadan geçiyor olması aynı şey. Yani eğer bu doğru şu noktadan geçiyorsa yazdığın zaman noktayı doğru denklemde sağlaması lazım. 2 çarpı 2K eksi 5 çarpı 5 çarpı K artı 1 artı 6 eşittir 0. Dağıtıyorum. 4K eksi 5K eksi 5 artı 6 eşittir 0. 4K eksi 5K'dan eksi K. Eksi 5 artı 6'dan artı 1. Buradan K eşittir 1. Ola ki bize yine P noktasını sormuş olsaydı bu K değerini yerine yazacaktın şurada. 1 yazdın 2, 1 yazdın 2. P noktası 2,2 olurdu arkadaşlar. Arkadaşlar, Dilara, henüz iki doğrunun kesişmesi falan, yani bu dersimizin konusu değil. Biraz sabır lütfen. Hepsinden çözeceğim inşallah, tamam mı? Ha, siz yine böyle hatırlatın ama bugünkü dersimizin konusu değil, o bir sonraki ders. Yani haftaki dersimizde muhtemelen oraya gelmiş olacağım. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlar, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesela bununla ilgili biraz yorum katalım arkadaşlar. Şöyle olsun. Hayır, yalan size ya. 2x eksi 3y artı 3 eşittir 0 üzerinde ve eksenlere eşit uzaklıkta olan noktalar. Hemen burada bir önceki ders nokta analitiğine atıfta bulunmamız gereken bir kısım var. Eksenlere eşit uzaklıkta. Bir noktanın eksene olan uzaklığı öteki bileşenin mutlak değeri. Mesela 3'e eksi 5 noktasının x eksenine uzaklığı y bileşeni, eksi 5'in mutlak değeri 5. Y eksenine uzaklığı 3'ün mutlak değeri 3'tür. Yani eksene uzaklık öteki bileşenin mutlak değeri. Misal bizim aradığımız nokta px 0'a y 0 olsun. X 0'a y 0. Eksenlere eşit uzaklıkta diyorsa x bileşeninin mutlak değeri ile y bileşeninin mutlak değeri birbirine eşit olmalı. O halde bizim aradığımız nokta atıyorum bu noktalardan birisi a virgül a şeklinde olabilir. Veya a virgül eksi a şeklinde olabilir. Şimdi arkadaşlar, hocam şu olmaz mı? Eksi a'ya eksi a. Eksi a'ya eksi a ile a'ya a aynı çözümü verir arkadaşlar. Hocam peki şu olmaz mı? Eksi a'ya artı a, o da şununla aynı çözümü verir arkadaşlar. O yüzden bizim şu ikisini denememiz kafidir. P1 için. Yani a virgül a noktasını şu doğruda yerine yazıyorum. Acaba a ne gelecek? 2a eksi 3a artı 3 eşittir 0. Eksi a artı 3 eşittir 0.
A buradan 3. Yani benim aradığım noktalardan birisi 3,3 noktasıymış. Sonra P2 noktası için şurada deniyorum arkadaşlar. P2. Yani A'ya eksi A. 2 çarpı A eksi 3 çarpı eksi A artı 3 eşittir 0. Buradan 5A artı 3 eşittir 0. A eşittir eksi 3 bölü 5. Benim aradığım nokta şu da olabilirmiş arkadaşlar. Eksi 3 bölü 5'e 3 bölü 5 noktası da olabilirmiş. Yani hem bu doğrunun üzerinde hem de eksenlere eşit uzaklıkta olan noktalar 3'e 3 ve eksi 3 bölü 5'e 3 bölü 5 noktalarıdır arkadaşlar. Ekran resmi almak isteyenler için 5, 4, 3, 2, 1, hatta. Evet, yeni bir başlık arkadaşlar şimdi. Yeni bir yan başlığa geçeceğiz ki çok önemli bir yan başlık. Nedir o çok önemli başlık? Doğrunun eğimi. Çok önemlidir. Doğrunun eğimini bilirsen, bir de normal geometri bilgini işin içine katarsan analitikte şekilli soruları %90 halledersin arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim net olarak. Bununla ilgili bir tanım yazalım hemen arkadaşlar. Şöyle. Bir doğrunun OX ekseniyle, şu OX kelimesine takılmayın. X ekseni demektir bu arkadaşlar. Bir doğrunun OX ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı denir. Pozitif yön nedir? Trigonometrilerinde biliyorsunuz zaten saatin tersi yöndür arkadaşlar. Bir doğrunun saatin tersi yönde x eksenini yaptığı açı eğim açısı denir. Ve arkadaşlar eğim açısının tanjantı doğrunun eğimini verir. Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı denir. Ve eğim açısının tanjantı doğrunun eğimini verir. Çat. Mesela bizim elimizde şöyle bir doğru olsun. Bu doğru x ekseniyle iki tane açı yapar. Birisi şu, diğeri de bu. Alttakiler onların ters açısı, aynısı zaten. Pozitif yön, saatin ters yönünde olan hangisi? Alfa. Bu D doğrusunun eğim açısı alfadır arkadaşlar. Ve bu doğrunun eğimi tanjant alfadır. Veya gerekirse eğer şu alfa üssü arkadaşlar birbirini 180 derece tamamlayan açıların tanjantı eksilisine eşittir. Bu doğrunun eğimi tanjant alfa üssünün eksilisi de diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kaba hatlarıyla eğim açısı ile eğim arasındaki ilişki nedir? Eğer bir doğrunun eğim açısı sıfırsa veya eğim açısı 180 ise doğrunun eğimi sıfırdır. Görüntü olarak da arkadaşlar doğru yatay bir doğrudur. Yani böyle x eksenle paralel bir doğru. Eğer bir doğrunun eğim açısı sıfırla 90 arasındaysa doğrunun eğimi pozitiftir. Görüntü olarak da doğru sağ yatıktır arkadaşlar. Doğrunun yatıklığına nasıl bakıyorsunuz arkadaşlar? X ekseninin üst tarafından. Mesela ya da böyle göstereyim, birazdan önü üzerinde göstereyim bunu. X ekseninin üst tarafında araçlardaki benzin ibresi gibi düşünün. Dikey sağa yatıksa artı, sola yatıksa eksi diyeceğiz şimdi zaten. Eğer doğrunun eğim açısı. Aa, yanlış çalışmış. Şuna bir eğim açısı. Açı neydi? Alfaydı arkadaşlar. Alfa eşittir 0 veya alfa eşittir 180 ise, alfa 0 ile 90 arasındaysa, eğer doğrunun eğim açısı arkadaşlar 90 derece ise, o zaman doğrunun eğimi tanımsız. Görüntü olarak da doğru dikey bir doğrudur arkadaşlar.
Son olarak eğer eğim açımız arkadaşlar 90 ile 180 arasında yani geniş açıysa eğim negatiftir. Görüntü olarak da doğru sola yatıktır. Doğru sağa yatıksa pozitif, araçlardaki benzin ibresi ya da hızı düşünün, hız artıyorsa eğim pozitif, hız azalıyorsa eğim negatif. Doğru yataysa, x80'e paralelse eğim 0, doğru dikeyse eğim tanımsız ya da limit altında sonsuz derdik eskiden limit diye bir konu varken ama artık yok. Ekran resmi almak isteyenler için 5, 4, 3, 2, 1, 0 arkadaşlar. Yine hayatımızda bembeyaz bir sayfa açıyorum arkadaşlar. Ay. Peki eğim nasıl bulunur? Eğim veriye göre bulunur. Doğrunun bizde nesi var? Ona göre eğimi nasıl bulacağım değişir. Birinci durum arkadaşlar. Denklemden eğim bulumu şu. Bir doğrunun denklemi elimdeyse eğimini nasıl bulurum? Bana doğrunun denklemini iki türlü veriyordu hatırlarsanız. Bir, ax artı by artı c eşittir 0. Bir de y eşittir mx artı n şeklinde veriyordu. Eğer doğrunun denklemi ax artı by artı c eşittir 0 şeklindeyse burada doğrunun eğimi süslü m olsun arkadaşlar bu. X'in katsayısı bölü y'nin katsayısının eksilisi. Bakın birinci, ikinci değil arkadaşlar. Birinci katsayı a, ikinci b, üçüncü c değildi. X'in katsayısı a, y'nin katsayısı b, sabit eleman c idi arkadaşlar. Mesela 3x eksi 5y artı 1 eşittir 0. Bu doğrunun eğimi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısının eksilisi. Yani 3 bölü 5'tir arkadaşlar. Fake'e gelmeyeceksiniz. Adam bazen önce y'yi yazar. 2y eksi 6x artı 3 eşittir 0 dedi mesela. Bu doğrunun eğimi önce y'yi yazmış ya 2 bölü eksi 6'nın eksilisi. Hayır. X'in katsayısı bölü y'nin katsayısının eksilisi. Bu doğrunun eğimi 3'tür arkadaşlar. Eğer doğru yüzde bu şekilde vermişse burada şuraya n denmesi arkadaşlar keyfi değildir. Doğrunun eğimi zaten bizzat x'in katsayısıdır m yalnız kaldığında. Yani 3x eksi 6 dedi mesela. Bu doğrunun eğimi 3'tür. Ya da 2 eksi 5x dedi mesela. Çatsız. Bu doğrunun eğimi eksi 5'tir. Kesirli verirse y eşittir. Mavi mi yazıyor? Siyah seçtim. Kesirli verirse y eşittir 3x eksi 1 bölü 6. Hemen m eşittir arkadaşlar. X'in katsayısı bölü şey neydi? X'in katsayısı. Kesirli durumda payda hatırlarsanız ikisine de geçiyordu arkadaşlar. 3 bölü 6. Buradan aradığımız eğim 1 bölü 2'dir. Ha hocam. Efendim canım. Buradaki n sayısı ne halta yarıyor? Arkadaşlar y eşittir mx artı n şeklinde verildiği zaman buradaki n sayısı direkt bize şunu verir. Doğrunun y eksenini kestiği noktadır arkadaşlar. Mesela şu doğru y eksenini eksi 6'da keser. Bu doğru y eksenini 2'de keser. Şu doğru y eksenini eksi 1 bölü 6'da keser gibi çıkarımlar da bulunursunuz. Y eşittir mx artı n formatında arkadaşlar sabit eleman doğrunun y eksenini kestiği noktayı verir. Ne kadar zamanımız kalmış? 3-4 dakikamız var. Şeyi de anlatır mıyım? Bir iki dakika belki teneffüse sarkarsam anlatabilirim aslında. Peki. Hocam. Şekilden eğim nasıl elde edilir? Dinle kardeşim. Şekilden eğim nasıl elde edilir? Bir doğrunun eğer şekli verilmişse o doğrunun eğimini nasıl elde ederiz? İki adımda. Birinci adım arkadaşlar, eğimin sayısal değeri.
Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Sayısal değer. Yani işaret yok. İşaret istemiyorum burada. Eğimin sayısal değeri nasıl bulunur? Şöyle bulunur arkadaşlar. Doğrunun şekli var ya elinde. Düşeydeki kesit bölü yataydaki kesit ile. Burada eğimin sayısal değerini buldun. 3 bölü 5, 7 bölü 9 vesaire vesaire. İşaret yok ama. Düşeydeki kesit bölü yataydaki kesit. Peki hocam sonra arkadaşlar eğimin işareti. İki yolumuz var eğimin işareti için. Eğim açısından gidebilirsin. Bir de doğrunun yatıklığı. İkisi de aynı kapıya çıkar zaten. Nasıl yani? Arkadaşlar eğim açısı darsa eğim pozitiftir. Genişse eğim negatiftir. Doğrunun yatıklığı. Doğru sağa yatıksa eğim pozitiftir. Doğru sola yatıksa eğim negatiftir. İkisinden birini tercih edeceksiniz. Tam anlamadım öğretmenim. Normal. Şekilde göstereyim birkaç tane. Örneğin şöyle bir doğru. Şurayı 6'da burayı 12'de kessin. Şöyle bir doğru. Burayı eksi 4'te, burayı eksi 6'da kessin. Şöyle bir doğru. Yaptık zaten öyle bir doğru. Şöyle bir doğru. Burayı eksi 12'de, burayı 9'da kessin. Gibi. Mesela birinciden bahsediyorum. Eğim. Düşeydeki kesit bölü yataydaki kesit. Sonra şuradan bakın arkadaşlar. Doğru ne tarafa yatık? Sola yatık. Eksidir eğim. Eksi 1 bölü 2. Sadeleştirirsin daha sonra. O senin işin. Benim işim değil. Şurada. Düşeydeki kesit eksi 6 hocam. Değil. 6. İşaret istemiyorduk. Hatırlayın. İlk satırdan bahsediyorum. Düşeydeki kesit 6. Yataydaki kesit 4. Doğru ne tarafa yatık? Şuradan yine bakın şöyle. Sola yatık. Eksi. Diğer örnek. Düşeydeki kesit 9. Yataydaki kesit eksi 12. Zıt. Eksi yok. Sadece sayısal değer. Yataydaki kesit 12. Doğru ne tarafa yatık? Şuradan düşünün şöyle. Sağa doğru yatık arkadaşlar. Artıdır. Tekrar söylüyorum. Arabalardaki hız ibresi artıyorsa 90'ı 100'ü geçer gibiyse eğim pozitif. Sola yatık böyle 70-60 düşüyorsa eğim negatif şeklinde düşüneceksiniz arkadaşlar. Özel olarak eğer şuraya göstereyim. Yatay bir doğruysa bunun eğimi 0. X-Y eksenine dik, X'e paralel. Eğer düşey bir doğruysa bunun eğimi tanımsız arkadaşlar. Dikey doğruların eğimi de tanımsızdır. Ekran resmi almak isteyenler için 5, 4, 3, 2, 1, 0 arkadaşlar. Evet. Burada bu dersi noktalıyorum arkadaşlar. 2 saat kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk dersle ilgili ciddi şeyde kafanıza takılan, sormak istediğiniz, yayınla ilgili, sesimle ilgili, yazıyla ilgili bir şey varsa answer questions kısmına yazın. Döndüğüm zaman ilk olarak orayı cevaplayarak derse başlayacağım. Tamam mı? Evet gençler, ikinci dersimize başlıyoruz. Deniz hocam biraz daha okunur yazar mısınız demiş. Gayret ederim kardeş elimden geldiğince. Şimdi normal kalem yazısı gibi değil, kalem tahtanın algılaması. Biraz daha dikkat etmeye çalışayım birader. Tamam mı? Böyle arkadaşlar sıkıntıya düştüğünüz şeyler olursa uyarıda bulunmaktan çekinmeyin. Tamam mı? Yani mevzu siz anlamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Sizin anlayacağınız şekilde olması lazım. Ben elimden gelince biraz daha gayret edeceğim. Ama dediğim gibi bu dokunmatik hassasiyette biraz yazınızı tam olarak yansıtmıyor aslında. Biraz daha çaba göstermeye çalışayım. Evet. Doğrunun eğiminden bahsettik arkadaşlar. Diğer bir şey arkadaşlar. Önemli bir başlık. Doğru denkleminin elde edilişi. Doğru denkleminin elde edilişi. Şimdi arkadaşlar bir doğrunun denklemini elde edebilmek için o doğruya dair elimde iki tane veri olması lazım.
O doğrunun bana iki tane özelliğini söylemeli. Bununla ilgili üç yöntemimiz var. Bunlardan en babası, en lazım olacak olanı alt başlık olarak bir diyelim. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru. Eğer arkadaşlar size bir doğrunun geçtiği bir noktayı ve eğimini verirse siz o doğrunun denklemini çok rahat şekilde bulabilirsiniz ki en sık kullanmanız gerekecek en baba kural da budur zaten. İki kural daha vereceğim ama en babası budur. Eğer sana derse ki A x1 y1 ve B x2 ne diyorum? Verdiğim başlık başka, anlattığım şey başka. A x1 y1'den geçen ve eğimi M olan doğru. Bak sana doğrunun geçtiği bir noktayı vermiş, bir de eğimini vermiş. A x1 y1'den geçen ve eğimi M olan doğru denklemi arkadaşlar. Bu şöyle bulunur arkadaşlar. Y eksi y1 bölü Y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 şeklindedir arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar şu sade y ve sade x olanın yerine bir şey yazmanız gerekmiyor. Bu zaten doğrunun denkleminde bulunması gereken bilinmeyenler. Siz y1, m ve x1 değerlerini yazıp ifadeyi düzenleyeceksiniz. Hemen örnek. Mesela A 3-2'den geçen ve eğimi 5 bölü 4 olan doğru. A 3-2'den geçen ve eğimi 5 bölü 4 olan doğru. Kuralı bir hatırlıyorum hemen. Y eksi Y1 M çarpı X eksi X1. Şu X1 Y1 geçtiği nokta, şu da M eğimi. Yerleştiriyorum. Y eksi eksi 2 5 bölü 4 çarpı X eksi 3. 4'ü çarpma olarak bu tarafa atıyorum. 4Y artı 8. 5'i dağıtıyorum. 5X eksi 15. Şimdi hepsini bir tarafa toplayacağız. Biz arkadaşlar mecbur değil ama genellikle x artılı olacak şekilde düzenliyoruz. O yüzden hepsini sağ tarafa attığımı düşünüyorum. 5x eksi 4y eksi 23 eşittir 0. Ama illa böyle olmak zorunda değil. Hepsini sol tarafa toplarsan 4y eksi 5x artı 23 eşittir 0 da desen aynı doğrudur bu x arkadaşlar. Zaten şunla şu birbirinin eksi 1 ile çarpılmış halidir. Bir doğrunun denklemini sıfır dışında bir sayıyla çarptığın zaman bulduğun doğru aynıdır arkadaşlar. Farklı bir doğru bulmazsın. Aynı doğruyu bulmuş olursun. Tamam. Bir örnek daha yapalım şurada. P eksi 1'e 3'ten geçen ve OX ekseni ile 135 derecelik açı yapan doğru. Şimdi arkadaşlar, bir, eğer sana söylemiyorsa yönünü, bunu pozitif yön olarak kabul edersin daima. Hani OX ekseni ile saat yönünde demiyorsa pozitif yönde yapandır. Ya da pozitif yönde yapan diye söyleyebilir. Bu bize doğrunun eğim açısını verir. O da tanjant alfadır biliyorsun. Yani bu doğrunun eğimi tanjant 135. Dolayısıyla eksi 1. Bu doğrunun bir de geçtiği nokta var. Şurada. Eksi 1'e 3. O halde yine kuralımı hatırlıyorum. Y eksi y1 m çarpı x eksi x1. Y eksi 3 m çarpı, yani eksi 1 çarpı x eksi
eksi 1. Eğimi dolaylı vermiş burada. Y eksi 3 eşittir eksi x eksi 1. Mesela y'yi yalnız bırakabilir burada. Y eşittir eksi x artı 2 doğrusu diyebilir. Ya da hepsini sol tarafa alıp x artı y eksi 2 eşittir 0 doğrusu da diyebilir. İki doğru da aynı doğrudur arkadaşlar. Ekran resmi almak isteyenler için 5, 4, 3, 2, 1, 0 arkadaşlar. Hemen yeni bir sayfaya geçiyorum. İkinci alt başlığımız doğru denkleminin elde edilişi. İkinci başlık arkadaşlar. O da şu. İki noktası bilinen doğru. Aa, bunu mavi yazmıştık az önce değil mi? Renk şey olmasın durum. Tekrar şöyle yazalım. İkinci başlığımız alt başlık. İki noktası bilinen doğru. Deniz birader sen uyardın ya yazım daha da çok bozuldu lan. İki noktası bilinen doğru. Aa, şöyle düzelteyim. Şimdi arkadaşlar sana diyorsa ki A x1 y1 ve B x2 y2'den geçen doğru. Bunun kuralı da şöyledir. Y eksi y1 bölü y1 eksi y2 x eksi x1 bölü x1 eksi x2. Yine şu y ve x'in yerine bir şey yazman gerekmiyor. Onlar zaten doğrunun denkleminde bulunması gereken bilinmeyenler. Hemen örnek. A 2 eksi 1 ve B eksi 4'e 3'ten geçen doğru. Bakınız. 2 eksi 1 ve eksi 4'e 3. X1 Y1, X2 Y2 noktaları. Bakınız dedim bu arada. Bu canlı yayınlar beni kibarlaştırdı ha. Bizim öğrenciler şu an şaşırıyordur. Neydi kural? Şu kural. Hemen Y eksi birinci nokta şu ya. Y1 bölü Y1 eksi Y2 3. X eksi şuradaki X1 bölü X1 eksi X2. Bir tık daha düzenleyelim. Y artı 1 bölü eksi 4 X eksi 2 bölü 6. İç dış çarpımı yapmadan önce isterseniz şunları sadeleştirin. Eksi 2'ye 3. Buradan 3Y artı 3 eksi 2X artı 4. Hepsini sol tarafa alıyorum. 2X artı 3Y eksi 1 eşittir. Sıfırdır aradığımız doğrunun denklemi. Anonymous. Önce bir kendi adını yaz sen. Tosba. Aynen. Normalde bakın la buraya derdim ama işte canlı yayın. Olmuyor öyle şeyler. Şimdi tabii bu soruda ikinci bir yol daha var arkadaşlar. Aynı soru için. Hocam ya şu formül bana çok ezberi zor, kazık, zahmetli geldi. Doğrudur, gelebilir. Şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Önce A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi, A, B'nin eğimi. O da neydi? Noktan altına atılan y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani eksi 1 eksi 3 bölü 2 eksi eksi 4. Buradan eksi 4 bölü 6'dan eksi 2 bölü 3. Yani senin aradığın doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3. Ve bu doğrunun geçtiği bir nokta. İster A'yı al ister B'yi al. A'yı aldım ben. Daha küçük sayılar olduğu için. A 2 eksi 1. Tamam. Şimdi önceki dersteki formülü hatırlarsan, pardon önceki özelliği hatırlarsan bir noktası ve eğim bilinen doğru denklemi neydi? İşte y eksi y1 m çarpı x eksi x1. Hemen y eksi eksi 1 eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi yazmıyor. 2. Ne oluyor ya? X eksi 2. 3'ü attım bu tarafa. 3y artı 3 eksi 2x artı 4.
Al alayını sol tarafa. Bak yüzüme dönüyorum yavaş yavaş. 2x artı 3y eksi 1 eşittir 0 aynı doğru denklemi olur. Yani o 1 noktası ve en bilinen doğru denklemi çok baba bir yöntemdir. Eğer Hüseyin tamam. Mustafa İnce seni biliyorum. Şu Onur Al ismi anam Osman Amos ana avrat sömer gibi bir şeyler yazmış da onu bilemedim. Evet buradan da yapılabilir dedik. Hemen ekran resmi için yine 5, 4, 3, 2, 1, 0. Çat. Üçüncü yöntemimiz arkadaşlar bir doğrunun denklemini elde etmek için 3. Grafiği bilinen doğru. Bir doğrunun grafiğini yani şeklini biliyorsanız, yani eksenleri kestiği noktayı biliyorsanız, kaynaklara göre bu başlık değişkenlik gösterebilir. O doğrunun yine denklemini bulabilirsiniz. İçlerinde belki en kolayı budur. Ama çok da sık görür müsünüz? Bir şey diyemeyeceğim o konuda. X eksenini A'da, Y eksenini B'de kesiyorsun. Bu doğrunun denklemi X bölü X'i kestiği sayı, Y bölü Y'yi kestiği sayı eşittir. 1 şeklindedir arkadaşlar. Örnek. Mesela şuraya eksi 3'te, şuraya 2'de kesiyorsun. Bu doğrunun denklemi arkadaşlar x bölü x'i kestiği sayı artı y bölü y'yi kestiği sayı eşittir 1. Payda eşitliyoruz. Eksi 2 ile burayı da 3'te çarpıyoruz. Ne oldu? Eksi 2x artı 3y bölü 6 mı oldu paydası? Eşittir 1. 6'yı çarpma olarak diğer tarafa atarsam azıcık ezikleyeyim şu sayısalcıları. Eşittir 6. Hepsini sağ taraf alıyorum x artı olsun diye. 2x eksi 3y eksi 6 eşittir 0. Benden sonra ders anlatan kişi kesin korona olacak. Tahtaya tükürdüm az önce. Evet. Doğrumuzun denklemi bu şekildedir. Bir doğrunun denklemi 3 şekilde bulunur. Hemen bir ekran resmi alın arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1. Geriye doğru bakarsak grafiği bilinen doğru denklemi x bölü x'i kestiği sayı y bölü y'yi kestiği sayı toplamı eşittir 1. Diğeri 2 noktası bilinen doğru denklemi y eksi y1 bölü y1 eksi y2 eşittir x eksi x1 bölü x1 eksi x. Ya da önce bu iki noktadan örnekte gösterdiğim gibi eğimi bulup sonra noktalardan da birini seçip bir noktası en bilinen doğru denklemi yaparsınız. Ama en babası arkadaşlar şu bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemidir. Y eksi y1 m çarpı x eksi x1 en çok kullanacağınız burada bu tiptir arkadaşlar diyoruz. Ekran resmini de aldınız sanırsam zaten. Ne kadar zamanımız kalmış? O daha var vaktimiz. Hemen yeni bir sayfa açıyorum burada. Yukarıda bir şeyler oluyor. Son işlem yanlış oldu demiş birisi. Hemen bakalım. İşlem hatası mı yaptım? X bölü eksi 3, y bölü 2 eşittir 1. Şunu eksi 2 ile çarptım, şunu 3 ile çarptım. Eksi 2x artı 3y. Ha hepsini sağ taraf atmıştık değil mi? Tamam, doğru doğru. Artı 6. Ekran resmi alanlar bu şekilde bir daha alsınlar isterlerse. Şuradaki işareti sağ toplamışım, yanlış yapmışım. Aman ne büyük şey buldum size ben. Sevinin. Hatamı buldular ya. Ha tamam kesin ya. Kes. Beni sizinle çıkartmayın. Evet arkadaşlar. Ne diyecektim onu unutturdunuz bana bak. Heh tamam. Şimdi. Diğer bir durum arkadaşlar. Şurada az önce bir bahsettik ama. Biraz daha üzerinden geçmekte fayda görüyorum o olayın. Şimdi. Bir doğrunun üzerinde sonsuz tane nokta var. Şöyle 5 tane gösterdim. Bu doğru üzerindeki bu sonsuz noktadan herhangi iki tanesinin eğimi bu doğrunun kendi eğimini verir arkadaşlar. Siz mesela burada AB'nin eğimini alsanız D doğrusunun eğimini verir. BC'nin, CD'nin, DE'nin hepsi MD'yi verir. AC, AD, AE veya ne bileyim işte BC, BD, BE, DE, CE
Yani bir doğrunun üzerinde sonsuz tane nokta var. Onlardan herhangi ikisinin eğimi o doğrunun kendi eğimini verir. Yani biz burada şunu söyleyebiliriz. MAB, işte MAC, MCE, MBD vesaire zıkkım zıkkım zıkkım. Bunların hepsi nihayetinde bize MD'yi, yani üzerinde bulundukları doğrunun kendi eğimini verir arkadaşlar. Peki bir daha hatırlatayım. Az önce kullandık ikinci yöntem olarak ama bu önemli veridir. AX1, Y1 ve BX2, Y2 olmak üzere bu iki noktanın belirttiği eğim MAB aynı zamanda MD'yi de verir. Unutmayalım. Tekrar hatırlatıyorum. Y'ler farkı bölü X'ler farkı şeklindedir arkadaşlar. Ve bunu ve bir nokta eğimlerinin doğru denklemini bulduğunuz zaman diğer ikinci ve üçüncü formülü isterseniz ekarte edebiliyorsunuz. Ama bu ikisi baba özelliklerdir. Bunların ezberinizde bulunmasında fayda var. Mesela bununla ilgili direkt şöyle bir örnek de olabilir yani. A 2'ye eksi 1 hep de bunu veriyorum abi küçük ya. B ya da B'yi şöyle yapayım. B m virgül m eksi 2 C 4 virgül 3 noktaları doğrusalsa M nedir mesela? Bu üç nokta doğrusalsa demek arkadaşlar, bu üç nokta aynı doğrunun üzerinde yani. O zaman demin dediğimi düşünürseniz MAB, MBC, MAC hepsi eşittir. Çünkü hepsi bize neyi verir? MD'yi, doğrunun eğimini verir. E sen buradan AB'yi ve AC'yi seç. Hocam niye BC'yi seçmedim? Şimdi hacı AB'yi seçtiğin zaman emi zaten kullandın ya. BC'yi seçince bir daha emli bir şey gelmesin. Sayı gelsin. 4 sistem daha kolay olur. Yoksa BC'yi de seçsen yanlış olmaz. A B'nin eğimi, Y'ler farkı, eksi 1 eksi M eksi 2. Bunu parantez almazsan dörtlersin. 2 eksi M, X'ler farkı. A C'nin eğimi, eksi 1 eksi 3, 2 eksi 4. Buradan şu parantezi açtığın zaman, yine bir yanlış falan yapmayalım da. Eksi M artı 2, değil mi? Eksi M artı 1 kalır, bölü 2 eksi M. Sağ tarafta da eksi 4 bölü eksi 2'den 2 kalır. İç dış çarptığın zaman eksi m artı 1 eşittir. 4 eksi 2 m. Al bu tarafa m kalır. At o tarafa 3 kalır. Diyebilirsin. M değeri burada 3'tür denilebilir arkadaşlar. Ay ay. Evet. Buranın ekran resmini almak isteyen arkadaşlar için 5 4 3, 2, 1, 0 diyorum arkadaşlar. 10 dakikamız var yaklaşık. Hemen yeni bir sayfa açıyorum bununla ilgili arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar yeni bir yan başlık. Burada girelim. Özel doğru tipleri. Bu da kaydırınca küçülmeyeceğiz etti bugün tahta. Aynen Onur abi bana bunlarla geldi. Okuyorum aynen yazılan okuyorum. Harikasınız Orta Doğu ve Balkanlar ve Samanyolu galaksinin en iyi geometrisi. O Samanyolu'nu görmeseydim biliyordum zaten sana. Özel doğru tipleri arkadaşlar. Alt başlık. Eksenlere paralel doğrular. Eksenlere paralel doğrular. Şimdi arkadaşlar mesela bunun birinci tipi şöyle x eşittir a doğrusudur. X eksenine a sayısından diktir arkadaşlar. Bu doğruyla ilgili önemli özellikler bu doğrunun eğimi biliyorsunuz dikey, tanjant, 90 tanımsızdır. Ve x eşittir a doğrusu üzerindeki her noktada apsis a'dır, ordinat değişir. Mesela şurada bir nokta a virgül 2. İşte şurada bir nokta a virgül 5. Şurada bir nokta a virgül eksi 3 vesaire vesaire. X hep a'dır. Yani mesela x eşittir 3 doğrusundan bahsediyorsan üzerindeki her nokta apsis 3'tür. 3'e 1, 3'e 2, 3'e 5, 3'e 1, 3'e eksi 7 vesaire hep 3'tür.
Bunu unutmayın. İkinci olarak, neyse söyle mavi olsun. Şurada A, Y eşittir A doğrusu. A sayısından Y eksenine dik olan. Bunun da arkadaşlar eğimi sıfırdır. Önemli bir özellik, bunun da arkadaşlar üzerindeki her noktada ordinat A'dır, apsis değişir. Mesela şurada bir nokta, 1 virgül A. 1 virgül A. Şurada bir nokta, 3 virgül A. Şurada bir nokta, eksi 7 virgül A gibi arkadaşlar. Ya mesela y eşittir 4 doğrusundan bahsediyorsan, üzerindeki her noktada ordinat 4'tür. 2'ye 4, 3'e 4, 5'e 4, eksi 1000'e 4 vesaire vesaire şeklinde devam eder. Diğer özel doğrularımız arkadaşlar, hemen şu resmimi şuraya alayım ben. Açıortay doğruları. İki tane de özel açıortay doğrumuz vardır arkadaşlar. Bunlardan birisi şu. Y eşittir x doğrusu arkadaşlar. Bu namı diğer birinci açıortaydır. Birinci bölgeye 45'e 45 böldüğü için bu adı alır. Eğimi 1'dir. Önemli özellik açıortay, birinci açıortay doğrusunun üzerindeki arkadaşlar her noktada koordinatlar eşittir. Mesela şurası 2'ye 2. Şurası 3'e 3. Şurası eksi 5'e eksi 5 vesaire gibi. Bunun adı tekrar söylüyorum. Diğer adı birinci açı ortay. Bir de bunun ötekisi var. Şöyle. İkinci bölgeyi böldüğü için bu adı almıştır. Bu y eşittir eksi x doğrusudur. Eğimi eksi 1'dir. Üzerindeki her noktada koordinatlar sayı olarak aynı ama işaretleri zıttır. Mesela şurada bir nokta eksi 3'e 3. İşte şurada bir nokta eksi 1'e 1. Şurada bir nokta 2'ye eksi 2 vesaire gibi. Arkadaşlar böyle de özel doğrularımız mevcuttur. Simetri konusunda falan da bunları çokça kullanırız. Eksen resmi almak isteyenler 5, 4, 3, 2, 1, 0 arkadaşlar. Son bir şey arkadaşlar bununla ilgili. Orijinden geçen doğrular. Şimdi arkadaşlar orijinden geçen doğruların şöyle önemli bir özelliği vardır. Denklem olarak ax artı by eşittir 0 ya da y eşittir mx tarzındadır. Yani bu doğruların denkleminde sabit olmaz. Şevval el kaldırıyorsun tanımıyorum da ama yani yazmak istediğim bir şey varsa buradan yazabilirsin istersen. Çünkü bu el kaldırmaya nereden cevap verildiğini ben bilmiyorum. El kaldırmanın ne demek olduğunu bilmiyorum. Şevval ildir. Şu el sırgıyesiz kısmı var ya oradan yazabilirsin sormak istediğim bir şey varsa. Sabit doğru denklem, orijinden geçen doğruların denkleminde sabit olmaz. C yok, burada da N yok. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bir doğru orijinden geçiyor diyorsa sabiti sıfırdır. Orijinden geçen doğruları bir de çizmekle ilgili sıkıntımız vardır arkadaşlar. Mesela 2x eksi 3'e eşittir 0. İlk ders gördük, bir doğrunun denklemi isterken, grafiği isterken x'e 0 verip y'yi kestiği, y'ye 0 verip x'i kestiği noktayı buluyoruz. Şimdi burada x'e 0 verdiğin zaman y'ye 0 gelir, y'ye 0 verdiği zaman x 0 gelir. Aynı nokta gelir. Bu doğruyu çizemezsin. O yüzden bu doğruyu çizmek için x ya da y'den birisine keyfi bir değer daha veriyorsun. Çok da keyfi olmayalım. Kime değer veriyorsan ötekinin katsayısını ver, tam sayılı gelsin. Mesela x'e mi değer vereceksin? Y'nin katsayısı 3 ver. Yine el kaldır. El kaldırmayın arkadaşlar. Yazın şuraya soru cevap kısmında. X eşittir 3 verdiğin zaman 6 eksi 3 y eşittir 0. Y buradan 2. Yani 3,2 noktasından geçiyor bu doğru. Orijinden 3,2'den geçiyor. Aradığım doğru orijinden bir de 3'e 2 noktasından geçiyor. O halde benim aradığım doğru şöyledir diyebilirim. Tamam mı arkadaşlar? Bu doğrumda şuradan bakarsanız 2'ye 3'e sağ yatık. Eğimi de 2 bölü 3 tane düşey bölü yatay. Sağ yatık olduğu için de artı eğimi 2 bölü
3'tür diyebilirsiniz. Şöyle. Evet. Tahta resmi almak isteyenler için geri sayımımız başlamıştır. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şevval cevap yok. Hocam kendimden bahsediyorum. Ha tamam. Bir sorun yoksa problem yok. Hani bir sorun varsa onu anlayamadığım için söyledim. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar, bugünlük burada noktalıyorum. Etüt kısımları da zaten gruplar halinde eskiler yazılmaya çalışıyor ellerinden geldiğince arkadaşlar size. Oralarda yine bununla ilgili soru çözümü talep edebilirsiniz. Ben sonraki ders kaldığım yerden yine konuya devam edeceğim. Hani önce konuyu bitireceğim. Ardından test çözümü şeklinde yapmaya çalışacağım. Ha, tamamdır o zaman Şevval, sorun yok. Anlıyorsak problem yok. Dediğim gibi ben sonraki derste konumuzun da analitik uzun bir konu arkadaşlar. Daha hatta bir 2-3 gün daha analitik devam edeceğiz. Bunun simetrisi var, dönüşümleri var, ötelemesi, dönmesi vesaire. Çember analitiğimiz kalktı ama doğru analitik tamamen devam ediyor. Yani daha zamana ihtiyacımız var soru çözümü yapmak için. Ama Ohan'ın haricinde yine bireysel olarak özellikle takıldığı soru olan vesaire olursa arkadaşlar hemen bir, gerçi bunu şimdi YouTube'da yayınlayacaklar. Burada telefon numarası yazmayayım. YouTube'a yayınladığı zaman Türkiye'ye dağılmış olur. Bir telefon numarası verecektim ama. Evet. Sorusu olan falan var mı diye bakıyorum. Arkadaşlar soruyla ilgili hani WhatsApp üzerinden irtibat kurmak isteyen arkadaşlar, dedim ya buradan şimdi yazsam YouTube'a koydukları zaman tüm Türkiye'ye dağılacak. Yani idare biriminden ya da Murat Hanım'dan numaramı alıp o şekilde bana ulaşabilirler. Öyle söyleyeyim. Buradan yazmaktan sonradan çekindim arkadaşlar. Tamam. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki ders konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evlerinizden çıkmayın. Büyüklerinize bu konuda ikaz edin. Arkadaşlar hijyeninize özen gösterin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.